Değerli basın mensuplarımız, önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Anayasamızın 127. maddesi ve belediye yasamızın 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmıştır. Adnan Selçuk Mızraklı hakkında İçişleri Bakanlığımızın ayrıntılı açıklamasında paylaştığı gibi yürütülen silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek başlıklarında özetlenebilecek yargı organları tarafından yürütülen 9 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen 3 idari soruşturma devam etmektedir. Devam eden bu süreç çerçevesinde anayasanın verdiği yetki ve yasal çerçevede ilgili belediye yasasının gereğince bugünden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmış ve yine bakanlığımızın onayıyla şahsım Diyarbakır Valisi olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine de bugün başlamış bulunuyorum. Şüphesiz alınan bu kararın yargıda devam eden ve bilinen bu soruşturma çerçevesinin dışında seçim sürecinden bugüne devam eden ve aziz ve kadim şehrimiz Diyarbakır'da halkımızın gözü önünde gerçekleştiren ve sizlerin aracılığınızla tüm kamuoyuna ve Türkiye gündemine aktarılan bir dizi vicdanları yaralayıcı, hukukun dışında ve şüphesiz kabul edilemez uygulamalar da gerçekleşmiştir. Öncelikle vatanın birliği ve beraberliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarının iş akitlerinin feshedilmesi, bu çerçevede belediyede daha önce hizmet almış ve milletimize hizmet yapmış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız ve hukuka aykırı olarak değiştirilmesi, yargı kararı olmasına rağmen göreve iadelerinin gerçekleştirilmemesi, terör örgütü ve suçlarından yargılanan kişilerin hukuki olmayan bir statüde belediyede görevlendirilmesi, mevzuatımızda olmamasına rağmen eş başkanlık uygulamasının belediyede hayata geçirilmesi, Diyarbakır'da peygamberler ve sahabeler şehri bu aziz beldemizde imar planlarında geçmiş dönemde yapılan ve ayrılarak birçoğunda inşaatına başlanan cami imar planı düzenlemelerinin iptal edilmesi gibi maşeri vicdanı çok yaralayıcı ve Diyarbakır halkını çok rahatsız edici bir dizi uygulamalarda gerçekleştirilmiştir. Bugünden başlayarak başkan vekilliği dönemimizde devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve en önemli hizmet aracı olan belediyelerimizin temel görevi olan Diyarbakır'ımızdaki bütün vatandaşlarımıza hizmet noktasında en üst düzeyde bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahibiz. Diyarbakır'ın her kişisine, her köşesine ve her meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız. Rabbim bizi mahcup eylemesin. Bugün personelimizle yaptığımız toplantıda ifade ettiğim gibi işine bağlı, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her personelimizle biz hizmet vermeye devam edeceğiz. Her birinin hukuku şüphesiz korunacak ve her birisi bulunduğu pozisyonda görevine devam edecek. Şüphesiz terör örgütüne iltisaklı, ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenler istisnadır. Gereği hem hukuki hem de idari anlamda yapılacak. Biz bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız. Millete hizmet için, milletin beklentilerini karşılamak için bütün arkadaşlarımızı alanda 24 saat esasına göre bir çalışma ve çaba sergileyeceğiz. Şüphesiz ki bu
Hizmetimiz bütün vatandaşlarımız ayrım yapmaksızın kucaklayıcı, her birisinin bir değer olduğunu bilerek her alanda belediyelerimizin çevre, sosyal, altyapı, iklim değişikliği, şüphesiz ki iş ve istihdam olanakları, toplumsal ve sosyal kalkınma gibi temel başlıklarda çok önemli ve hızlı bir değişimi gerçekleştirecektir. Hazır olan projelerimiz yerel imkan kaynak ve desteklerle hayata süratle geçirilecektir. Tüm bunlar şüphesiz ki temelde Diyarbakır'ın bir huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği ve sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine dönüktür. Bu çaba ve gayret içerisinde en büyük destekçimiz aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimiz olacaktır.